Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. Türkiye 100 yılı vizyonunu hayata geçirme azmiyle yurt içinde ve yurt dışında canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, orta vadeli programın başarılı şekilde çalıştığını kaydetti. Erdoğan enflasyonla ilgili de konuştu. Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hala yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Sağlık Sen Hekim Komisyonu tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen üniversite hastanelerinde çalışan hekimlerin sorunları ve sağlık hizmeti sunumunda yaşanan problemler konulu toplantının raporu yayınlandı. Asistanından öğretim üyesine, uzmanından yöneticisine kadar tüm tarafların katıldığı toplantı raporunda öne çıkan sorunları Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken anlattı. Üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar ve sağlık hizmeti sunumunda yaşanan problemleri inceledik Şubat ayında İstanbul'da yaptığımız toplantıda. Olayın hem idari kısmını, idari mali kısmını, tıbbi donanım eksikliğini ve personel eksikliğini ve bunun sebep olduğu problemleri inceledik. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde hekimlerin, uzman hekimlerin, pratisyen hekimlerin, akademisyenlerin özlük haklarındaki farklılıkları ve bunun sebep olduğu problemleri inceledik. Bununla beraber çeşitli çözüm önerilerimiz oldu. Özellikle asistan hekimlerin TUS'ta ve yanda uzmanlık sınavında tercih etmediği bölümler var ve bunlar ilerleyen süreçte doktor eksikliği nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemine dönüşebilir riski taşımakta. Bunlarla alakalı tercih edilmeyen bölümlerdeki mecburi hizmetin geçici bir süre azaltılması veya kaldırılması, aynı zamanda tıpkı zorunlu mesleki hekim sigortasında olan risk faktörü katsayısında olduğu gibi ek ödemelerin orantılı olarak artırılması önerisi geldi. Aynı zamanda intern hekimlerin görev ve sorumluluklarının mevcut şartlara, günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve tüm hastanelerde standartize edilmesi, çalışma imkanlarının, çalışma salonlarının, dinleme odalarının, teknik imkanlarının hem asistan hekimlerimiz için hem intern hekimlerimiz için geliştirilmesini önerdik. Hekimlerimizin özlük haklarına dair de önerilerde bulunmuş olduk. Raporumuzu hem YÖK başkanımıza, üniversite rektörlerimize, aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızla ilgili birimlere sunacağız inşallah. Tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi üniversite hastanelerindeki hekimlerimizin problemleri için ve hekimler lehine düzenlemelerin olması için bu sunduğumuz raporun takipçisi olacağız ve olumlu düzenlemelerin yapılması için elimizden geleni yapacağız inşallah. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'la Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar'ı ziyaret etti. Mersin Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının sorun ve taleplerinin iletildiği ziyarette gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu. Öte yandan Genel Başkan Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Sen Hukuk Müşaviri Avukat Özlem Titrek Yıldırım ve Avukat Kübra Barkan'la birlikte Ankara İkinoğlu Barosu Başkanı Avukat Sabri Hafif'e ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Memur Sen Hukuk Müşaviri ve Ankara İkinoğlu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ahmet Güneş de yer aldı. Ankara İkinoğlu Barosu ve Sağlık Sen arasında sağlık hukuku alanında işbirliğini artıracak adımlar atmak için yapılacak olan çalışmalar üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, Adana'nın Kozan ilçesinde bir hasta yakını geç geldiniz diyerek kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Saldırıda hamile olduğu öğrenilen sağlık çalışanı kırılan cam parçalarıyla yaralandı. Olayı kınayan Sağlık Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nenoğlu, faillerinin adalet önünde hesap vermesi için gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını bildirdi. Nenoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını belirterek, şiddetin son bulması için vatandaşlardan destek istedi. Değerli izleyenler, bu haberimizle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.